Sonra 15 yıllık bir inzivaya çekilen Hamdullah Emin Paşa hayatının... Üniversiteler kontenjan ve öğrenci sayısını artırırken Alanya'nın Butik Üniversitesi HEP de bu yılın kontenjanı %40 doldu. Daha çok burslu öğrencilerin bulunduğu üniversitedeki geriye gidiş gelecekle ilgili kaygıya neden oldu. Alanya HEP Üniversitesi bölümleri ve yerleşkesiyle butik üniversite olarak öğretimine devam ederken yıllardır ekonomik sorunlarıyla da gündemde. HEP yönetimi ekonomik sorunların aşıldığını söylerken üniversite şimdi de tercihler arasına girememesiyle gündemde. HEP Rektörü Mehmet Durdu Öner, üniversitenin kontenjanı ve hedefleriyle ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada %10 olan yabancı öğrenci sayısını artırmak istediklerini söylemişti. Ama öğrenci sayımız arttığı zaman özellikle bu sene ciddi bir doluluk oranı bekliyoruz. Önemli bir reklam harcaması da yaptık. Dolayısıyla öğrenci sayımız arttığında, özellikle yabancı öğrenci sayımız arttığında zaten çok da büyük bir sıkıntımız kalmayacak. Bu seneki kontenjanımız da 195 Türk öğrenciler için kontenjanımız var. Bunun yarısı kadar da yabancı öğrenciler için var. Dolayısıyla onlardaki doluluk oranımız bizim şeyimizi belirleyecek. Eğer tam doldurabilirsek ciddi bir artış olacak bizim için. Ancak HEP yönetimi 2019 tercihiyle ilgili net açıklama yapmadı. Kontenjanın %40'larda kaldığı ifade edildi. Vakıf üniversitesi olan HEP'te %100 ücret ödeyerek eğitim alan öğrenci sayısı da açıklanmıyor. HEP'te burslu okuyan öğrenci sayısının ücretli okuyandan fazla olması, üniversitenin bu anlamda cazibe kazanamaması en önemli sorun olarak gösteriliyor.